bu haber sitelerini açtığımız an üzerimize reklam fışkırmasını ne yapacağız ya? Gerekirse simit yenecek dedikten sonra Hülya Avşar bakın ne yemeye gitti. Ee, devamına baksam mı acaba? İsmail Saymaz'dan olay gönderme. Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağı sözlerinin ardından gittiği mekan ortaya çıktı. Size bir hizmetim de arkadaşlar. Sadece reklamları atlayıp okumak değil. Aynı zamanda tekrarlanan lafları da söylememek ve özet geçmek. Evet ne demiş tam olarak yani magazin muhabirlerinin ekonomik sorusu üzerine ekonomik krizin herkese ve herkese mutlaka yansıması oluyor. Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bugünlerde biraz kolay atlatılacak sözleri büyük tepki görmüştü. Her şeyden önce bu sefer fırlatmadım valla elimden düştü. <laughs> bu sefer elimden düştü. <laughs> Dedim ya telefona kötü davranmayacağım artık. Her şeyden önce simit kaç para biliyor musun? Bir ekmek iki buçuk lira, simit 3 lira. Simitten daha ucuz bir şey olduğunu biliyor musun acaba? Şu anda büyük ihtimalle asgari ücret alanlar ya da orta direk insanlar simit yemiyor kahvaltıda. Neden? Yani tabii ki paraları yetmediği için değil 3 lira verebilirler ama lüks geliyor. Şu anda amaç karın doyurmak olduğu için simit gibi lükslere giremiyorlar o işlere. Şu halkla tamamen kopuk olan ama kendini haktan göstermeye çalışan ünlüler gerçekten çok komik oluyor. En dibinin en dibini simit yemek sanıyor yani. Bu konuyla ilgili söylenecek bir şey yok sanıyorsunuz ama aslında şunu söylemek için konuyu taşıdım buraya. En son simit almaya gittik. Bu simit fırınları var ya hep gittiğimiz yer. İlk defa gitmiyoruz yani. Nasıl kapıda karşılıyorlar biliyor musun? Abi 3 kişi. Önce orada çalışan bir kız geldi kapıya. Ondan sonra daha böyle kelli ferli müdür gibi birisi geldi. Abartmıyorum bak. Yani müdür değildir herhalde de oranın şefi falandır. Buyurun içeri kapıda karşı içeri alıyor falan bizi. Ondan sonra orada işte şeyi verecekler. Simidi verecekler falan böyle. Buyurun abi bir emriniz var mı? Lan dedim şaka maka. Simitçiye gidince zengin oluyorsun artık. Bize nusret restoran muamelesi yaptılar orada. Böyle şey olur ya zengin iş adamı ya da tanınmış birisi lüks bir restorana girer. Onlar da bilir yani yağlı müşteri geldi. Hem devamlı müşteri hem zengin müşteri. Harbiden de ben de oranın zengin müşterisiydim. 3 tane simit aldım. Bir tane de simit sosu aldım. 3 simit 9,5 lira. Bir tanesi çiğdemliydi çünkü. Diğer ikisi normaldi. 3 simit 9,5 lira. Daha yeni abartısız bir önce gittiğimde ya. Bir önce gittiğimde. Bir önce gittiğimde şey diyordum. Ya 3 simit bir poğaça aldık 10 lira verdik. Ozan 2,5 liraydı çünkü tanesi. Ondan sonra da şey demiştim. Ya tabii düşünecek olursam 10 liranın da bir değeri kalmadı ki demiştim. Bir sonra gittiğimizde. 3 simide 9,5 lira verdim. Bir de üstüne simit sosu aldım 3 lira. Uf 12,5 lira. Kral gibi böyle. Paketleme falan yaptılar. Giderken uğurladılar. Yavaş yavaş şey gerçek oluyor. Farkında mısınız arkadaşlar? Pazarlama işi değildir. Skeci. Ubuntu Babangida. Zambiya'nın büyük zenginlerinden. Yani baya büyük, baya büyük zenginlerinden yani. Böyle bakkal dükkanı falan var. Ondan sonra evi kira değil. Baya büyük zenginlerden. Ben de abi bu Alsancı'nın büyük zenginlerindenim. Böyle işte simit fırınlarına falan gidiyorum. Hemen oradaki görevliler, şef falan geliyor. Ne vereyim abime? Donat masayı diyorum böyle. 3 simit, bir tane de simit sosu o kadar yani. O kadar bonkör bir adamım. Paraları böyle şak 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 şak. Şey gibi ateist olup tarikatın elinden giden öğrenciler gibi böyle şak 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 şak. 1 liraları saydırıyorum. Abicim yalan yok. Ülke zenginleşti mi zenginleşti. Bak bir tane adamın mantığı vardı. Gayet zekice bir mantık. Ne diyordu? Ekonomi soruyorlar adama. Ekonomi sence nasıl diyorlar? Adam diyor, diyor ki bak bu üstündeki ceket var ya bu ceketi çöpten aldım diyor. Sonra twist ending yapıyor. Ekonomi kötü olsaydı bu kadar güzel bir ceketi çöpe atarlar mıydı diyor. Şok. Ben de şimdi size aynısını söyleyeceğim. Eskiden 10 liran olduğu zaman böyle bir yere 10 lira verdiğin zaman zengin adam muamelesi görmüyordun. Ama şimdi 10 lirayı verdiğin zaman kapılarda karşılanıyorsun. Hadi buna da itiraz edin. Artık simitçiye 10 lira verdiğin zaman zengin oluyorsun. Şaka maka büyük ihtimalle kesilmiştir müşteri ya. Yani odur sebep. Ulan 2,5 liraya ekmek var neden 3 liraya simit alayım ki diyorlardır. Şeyin farkındasınız değil mi arkadaşlar? Dolar 17 lira olmuştu. Dolar yükseldi diye fiyatlar zam yemişti. Dolar geriye düştü. Fiyatlar daha da zamlandı. Şimdi dolar tekrardan 17 olursa bir daha zamlanacak. E abi ne yapalım dolar yükseldi diyecekler. Bizim mahalledeki abiler de haklı. İstanbul gitti Ankara gitti. E seçim için para lazım. İddiaya giriyor muyuz abi bak iddiaya giriyor muyuz? Şimdi bak zam 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 zam, zam yapıldı ya. Önce LPG'ye yapılıyor. Benzinciler gülüyorlar. Ha ha işte ucuz olsun diye LPG alır mıydın falan. Ondan sonra benzincilere zam yapılıyor. LPG gülüyor. Sonra elektriğe zam yapıyorlar. İkisi birlikte gülüyor. Bu elektrikli arabalar için. Motorin aradan kurtulduğun sanıyor. Motorine yakalıyorlar. Onu öpüyorlar bir. Diğer üçü gülüyor. Ha 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 bize güler miydin falan. Herkesin keyfi yerinde yani aslında. Bütün bu zamlar olduktan sonra tam böyle seçim zamanı belirlenince seçimden önce indirim 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 olacak. Ondan sonra yandaş kanallar bas bas bağırmaya başlayacak. İşte görüyorsunuz ekonomi düzelmeye başladı diye. Ekonomi düzelmeye başladı. En büyük şansları o. Yani şu seçim tiyatrosundaki en büyük şansları o. Bir öyle başlayacak. Ondan sonra da CHP zihniyeti de seri böyle talihsiz açıklamalar yapmaya başlayacak. Zaten yapıyorlar ama o zaman yoğunlaştırırlar artık. Ahmet Kaya'dan mı özür diliyoruz demişti. Yılmaz Güney'den de özür dileyeceğiz. Helalleşeceğiz. Ondan sonra bilmem kim. DHKBC'li bilmem kimle helalleşeceğiz. Roboski ile helalleşmeyiz. Bir daha helalleşelim. Olsun. Fazla helalleşmek göz çıkarmaz. Belki duymamış olanlar vardır. Biz başa geldiğimiz zaman bir habur rezaleti daha. Böyle Aynen böyle diyecekler ama. Biz başa geldiğimiz zaman bir habur rezaleti daha yaşatacağız. Artık acil durum ya. Acil durum olunca bokunu çıkarmaları lazım çünkü. Habur rezaletini biz iyi biliriz. En son artık anketlere bakıyor. Ulan oy vermeyin diyor zamına koyayım lan. Hala veriyorsunuz. Rozetli teyzeler. Ne oluyor? Sizin yüzünüzden kazanacağız zamına koyayım. Biz iyiydik. Ülke yönetmeyi ben nereden bileyim? Oğlum bir şey yapın şu rozetli teyze. Israrla veriyorlar. İnternete girmiyorlar ki. Twitter'dan bakmıyorlar. Bizi sadece Halk TV'den takip ediyorlar. Yaptığımız tarihsiz açıklamaların hiçbirisi yok ki orada. Ya da işte üst düzeyleri getirdiğimiz militan övücülerin farkında değiller ki. Şaka vakti böyle kazanabilirler abi daha. Millet hala uyursa bence kazanamama şansları şu olur. Başka bir parti kazanırsa. Hiçbir partiyi sevmiyorum. Sevdiğim bir parti yok ama tek şans o şu anda. Yani şu ikilinin haricinde şu Karagöz Hacivat ikilisinin haricinde. Hayır Karagöz Hacivat'a hakaret etmiyorum şimdi bak. Oh, Karagöz Hacivat'a hakaret etmiyorum. Hani o da tiyatro ya bu da tiyatro o anlamda. Anladın? Bu ikili haricinde başkası belki başa gelirse o zaman bir şansımız olabilir. Et yemekleriyle meşhur lüks restoran oraya gitmiş Hülya Avşar. Ankara'daki et yemekleriyle ünlü lüks bir mekana yemeğe gitti. Restoran hesabından yapılan paylaşımda kıymetli sanatçı dostumuz Sayın Hülya Avşar'ı mekanımızda ağırlamanın onurunu yaşadık ifadelerine yer verildi. Paylaşımın ardından iddiaya göre mekan sahibine birçok yurttaştan menünüzde simit var mı sorusu geldi. Restoran sahibi gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı başka bir paylaşım ile dikkat çekti. Burada göstermişler paylaşımda menümüzde simit bulunmamaktadır ifadeleri kullanıldı. E şimdi Hülya Avşar'la mı dalga geçmişler? Vatandaşla mı dalga geçmişler? Kendilerini kurtarmak için Hülya Avşar'la biraz dalga geçmişler galiba. İsmail Saymaz neyse ki ekonomi düzeldi ve Hülya Avşar simit yemek zorunda kalmayacak demiş. Halk ekmek büfesi önünde sıra bekleyenler eve huzur içinde dönebilir artık ifadelerini kullandı. Olunabilecek en fakir noktayı simit sanıyor. En azından şey falan demedi ya. gerekirse orta yağlı Kıyma yiyeceğiz. Evet. O günleri görebiliriz. Gerekirse orta yağlı kıyma yiyeceğiz. Orta yağlı kıyma yememiz gerekirse bile bu günleri atlatacağız. Çemeni sıyrılmamış pastırma yememiz gerekirse bile bu günleri atlatacağız. Ne fark ettim biliyor musunuz arkadaşlar? Hep şey diyordum. Keşke param olsa şunu alsam, param olsa bunu alsam. Ama millet şimdi zengin olunca pahalı içki alır. Gece hayatında falan böyle saçar ya. Ya da böyle çok fazla yakan araba falan alır. Ben ne yaptım biliyor musun param olunca sağlıklı şeyler almaya başladım. Amerika'da da böyleydi, Türkiye'de de böyle. Maalesef arkadaşlar bir de bu var. Sağlıklı beslenmek gerçekten para istiyor. Ucuz sayılabilecek et alacaksın, sucuk. Sucuk aşırı yağlı. Kıyma alacaksın, aşırı pahalı. Bir de bu var. Hani şey diyorlar ya, vatandaşın evine et girmiyor. Abi girse de zaten sağlıksız olanı giriyor. Yağlı olanı giriyor yani. Eskiden bir tavuk vardı ucuz ve sağlıklı. Tavuk da şimdi zamlandı ton balığı hayvan gibi pahalı. Meyve suyu alacaksın şekersiz işte aromasız falan böyle sağlıklı olanı gene çok pahalı. Neredeyse iki kat. Bir ara şey alıyordum onlar böyle 250-300 mililitresi 5-6 lira. Onlar güzel ama değmez. Şey falan oluyor mesela sporcu içeceği yok protein bar. Parayı buna harcıyorum. Süt yerine laktozsuz süt mesela. Eti az yağlı almak. Aslında bunlar da şey ekmek mesela. Beyaz ekmek hani hep diyorlar ya üç beyazdan uzak dur. İyi de parası olmayan nasıl uzak duracak? Hani herkes parasıyla yatırım yapar. Ben paramla sağlıklı yemeğe yatırım yapıyorum. Ekmeği de işte o büyük kepekli ekmekler var ya. Onlardan alıyorum. O da işte 5-6 lira Dilim dilim yiyoruz. 3 gün falan gidiyor. Atılmıyor yani en azından. Onu diyorum işte durdum düşündüm. Lan dedim düşük fiyata alınan et ürünleri çok yağlı. Çok sağlıksız. Ekmek öyle beyaz ekmek. Bir de o sıkıntı var yani. İçecek bile öyle yani. Kola ucuz. Gerçi artık o da pahalı da. Mesela limonlu maden suyu falan daha pahalı. Ya da sağlıklı meyve suları işte yüzde yüz falan olanlar daha pahalı. Yani bir 4-5 sene önce kesinlikle param yetmezdi böyle sağlıklı beslenmeye. Her şey yağlı yağlı beyaz unlu alırdık. Evet arkadaşlar gerekirse Nusret'te bir buçuk porsiyon değil bir porsiyon söyleyeceğiz ama bugünleri atlatacağız. Üstüne hatta künefe söyleyemeyeceğiz falan. Bilmiyorum var mı orada ne bileyim.